İşte size Balıkesir Gönen Su Çıktı Köyü'nde hakiki su değirmeni. Değirmen yapılmış bakınız. Evet. Yolun hemen kenarında Türk bayrağı asılı güzel bir su değirmeni. Şu anda değirmen kapalı. Bakınız. Gel. Ha. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Hasan Çanakçı abimiz Balıkesir Gönen Su Çıktı Köyü'nde bu tarihi değirmeni faaliyete geçirdi. Konuş Hasan abi. Konuşayım. Konuş. Organik buğday köylülere hizmet. Kalp şeker hastasına iyi geliyor buranın unu. Ne tür unlar yürütüyorsun burada? Bir sürü unu, buğday unu ne olursa. Yürütüyorsun. Ne olursa. Aha. Her gün geliyor musun buraya? Her gün sabahıyla geliyorum. Burada kalıyorum. Evet. Buradayım. Yani sana ne getirmeleri lazım? Ne getirirlerse hep, buğday, mesir, yulaf, arpa ne getirirlerse uyuturum. Uyutuyorsun. Uyutuyorum. Evet. Tamir yaptırdın burada. Yaptırdım. Hizmete geç. Türk bayrağını da asmışsın Hasan abi. Türk bayrağını da astım. Dışarıdan peki bir vatandaş bir içenden un satın alabilir mi? Valla geçen bir İstanbul'dan birisi geldi, bana denk geldi, verdim gitti. Onu aslında bak, ne güzel. Para da, ya gelme abi böyle değil. Gel, ben parayla işim yok benim. Ayrı bir şey, yani burada bak o insanların da ihtiyaçları ne? Oluyor, organik arıyorlar yani. Ne, organik abi, organik hiç şey yok ki bunda, katkı falan yok. Hepsi organik. Evet. İşte su buradan geliyor. Doğal kaynak suyu. Altında eski tarihi değirmen var. Şimdi değirmeni çalıştıracak Hasan abi. Heh. Hay. Allah. Evet. Değirmenimiz burası. Şimdi Hasan abi değirmeni çalıştıracak. Evet. Evet. Oy. Heh. Heh. Evet. Evet. Burası da heyet odası. Oh. Harika, soba da hazır. Süper. Süper. Oh. Yorulmuşsun. Yorulduk. Hasan abi. Tamam. He? Hadi inelim aşağı. Hadi inelim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi. Allah Allah. Doğru, organik. Hasan abimiz değirmeni çalıştıracak. Değirmenci bu işte. Evet.
Burada koy verir mi? Koy ya, bu ekmek yap al. Aynen gibi. Ha, tut böyle. Yeter bu. Gel Sıdık abi. Gel. Yaklaş. Kameramanım Sedat abi İzmir'den. Ha, düzgün tut abi kamerayı Sedat abi. Yamuk tutma. Ha, bu da Hasan abi. Hasan Çanakçı abi. Hasan abi biraz geri gidelim. Tamam. Kameraman acemi. Tamam. Sevgili izleyiciler, Balıkesir'in Gönen ilçesinde Su Çıktı köyünde tarihi su değirmenini faaliyete geçiren, tamir ettiren, bakımını yapan ve çalıştıran Hasan Çanakçı abidir. Evet. Ben 54 yaşındayım. Bundan 40 sene öncesinde buraya 2-3 tane eşekle un ümitmeye gelirdim Alaşar köyünden. Evet. Gençliğimi gördüm, yaşadım. Hasan abi, o zaman kim çalıştırıyordu burayı? Benim babam çalıştırıyordu 67 senesine kadar. Ha. Babam öldükten sonra amcam çalıştırdı. Marum Hoca vardı ya. Ha. O çalıştırdı. 2003'ten sonra emekli olunca ben çalıştırıyorum işte. 2003'ten sonra? Ha, babam da bendilden sonra. Evet. Şimdi hiç gelen var mı? Müşteri var mı hiç? Ya tek kişi şimdi geliyorlar. Ha. Geliyorlar. Sevgili izleyiciler, un değirmenlerinde üretilen un çok faydalıdır. Bunun Bursa'da, İzmir'de sadece su değirmenlerinden üretilen un ile ekmek yapan özel fırınlar var. Zaman zaman bunlar beni aradılar. İşte gelsinler buraya, bu adamla anlasınlar, getirsinler, bu adam yüzsün. Bu adamın işi gücü yok. Bu adamın işi bu. Tamam. Değil mi Hasan abi? Doğru. Onun için ve tabii ki un değirmeni ile üretilen un normal fabrika unlarına benzemiyor. Kepe var. Hepsi içerisinde kolesterola iyi geliyor. Bir takım hastalıklara iyi geliyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Yani şifalı olduğunu herkes biliyor. Balıkesir'in bir ilçesinde bu işi yapan abimiz var Halil diye. Un değirmeninde üretiyor. Unları Bursa'ya gönderiyor. İşte Gönen'de de artık bir tarihi su değirmenimiz var. Faaliyet gösteriyor. Ama sıkıntı var, şurada sıkıntı şu. Hasan abi buraya un değirmenini yaptırdı, yukarıdaki suyu belediye Gönen'e götürüyor. Bu ne olacak abi? Bu ne olacak? Valla ben her yere tarih korumaya müdürlüğüne gittim. Heh. Tarih koruma müdürlüğü dedi, suyu kesemezler, yerini değiştiremezler dedi. Evet. Ondan sonra meclise yazı yazdım valla. Evet. Buradan şey geldi, ya böyle çavuş gönderdim, tartı geldi. Valla ben bilmiyorum artık. Yani aşağıda gölet oluyor. Göletten altında dedim. Tabii. Gölet oluyor aşağıda. Bir şekilde biz suya almasın demiyor. Su akıyor zaten aşağı. Aşağıdan altına. Değirmenin alt tarafından altına. Tabii. Hem Gönen susuz kalmasın, hem bu değirmen susuz kalmasın.
bir çözüm bulunsun diyor Hasan abi. Tamam. Öyle doğru söylüyor. Allah razı olsun. Ben bir şey vereyim size de.